Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir Bugünkü videomuzda oyun modları hakkında konuşacağız Oyun modları konusunda ilerleyen zamanlarda bizleri neler bekliyor size bunlardan bahsedeceğim Videoya hemen geçeceğiz Videoya geçmeden önce Valorant haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Ayrıca devam eden 1250 Valorant puan çekilişimiz var Yine kanala abone olarak ve videoyu beğenerek çekilişe katılabilirsiniz Açıklamalar kısmındaki linke gitmeyi unutmayın diyelim Ve hemen konumuza giriş yapalım Bildiğiniz gibi 2 hafta önce yeni oyun modumuz kopya oyuna eklenmişti ve bu hafta içerisinde bu oyun modu oyundan kısa süreliğine geçici süreliğine kaldırılacak. Kendileri geride bıraktığımız gün yayınladıkları makalede bu oyun modlarına dair bir rotasyondan bahsettiler. Valorant var olan oyun modlarını 2 haftalık bir rotasyonu koyacak. Nasıl çalışacak yani bu sistem? Bildiğiniz gibi 2 haftada bir oyuna güncelleme geliyor. Bu gelecek her güncelleme ile birlikte var olan oyun modlarımız yerini bir diğerine bırakacak. Yani bu salı günü Türkiye'de de muhtemelen çarşamba sabahı olur. Kopya oyun modu oyundan ayrılacak. Yerine muhtemelen tırmanış veya kartopu çatışması modu eklenecek. Benim tahminim kartopu çatışması modunun oyun eklenecek olması çünkü kopyadan önce de tırmanış vardı muhtemelen bu şekilde bir döngüye alacaklardır kendileri yayınladıkları yazıda özellikle kopya tırmanış ve kartopu çatışması modları demişler bu modlar bizim şu ana kadar gördüğümüz modlar özellikle den yola çıkarak ilerleyen zamanlarda yeni oyun modları göreceğimizin de bir habercisi olduğunu düşünüyorum bunun sadece bunda değil önceki videolarda size oyun modları ile alakalı bilgiler de vermiştim kendileri Reddit'te bir soru-cevap etkinliği vesaire de yapmışlardı kafalarında çalıştıkları çok fazla oyun modları var ve yani bunu ilerleyen zamanlar içerisinde oyunda göreceğiz. Derecesiz tarzda 1v1, 2v2, 3v3 bu tarz oyun modları üzerinde de çalışıyorlarmış. Daha farklı nedenleri, tasarımları da varmış. Ama en önemlisi ölüm maçı üzerinde de çalıştıklarını belirtmişler. Ölüm maçı konusundaki sistemlerden vesaire size birkaç ay önceki videodan bahsetmiştim neler çalışıyorlar, neler yapıyorlar diye. Ki benim düşüncem de gerçekten ölüm maçının değiştirilmesi yönünde çok sıkıcı, keyifsiz bir ölüm maçı modu olduğunu düşünüyorum oyun içerisinde. Özellikle de diğer oyunlara kıyasla. Şöyle söyleyeyim Özellikle profesyonel oyuncular dahi ölüm maçında gerçekten çok sinirleniyorlar bu ölüm maçı modundan keyif almıyorlar. Scream'in dahi Counter Strike'da saatlerini ölüm maçına ayıran bir insanın dahi hani sinirden oyundan çıkmasına sebep olan bir oyun modu var şu an. Kendileri ölüm maçı modu üzerinde de zaten çalışacaklarını belirtmişlerdi. Yine 5v5 sistemi üzerinde de çalışılıyor. Şu zamanda birçok insan derecelideki eşleştirmelerden şikayetçi. Yüksek elolardaki insanlar kendi rütbesindeki kendi rütbesinde arkadaşlarıyla oynayamamaktan şikayetçi. Yine oyunun dereceli sisteminin içerisindeki insanlardan biri bu 5v5 üzerinde çalıştıklarını ilerleyen zamanlarda bize bir şeyler sunmak istediklerini de belirtti. Fakat bu sistemi getirmenin biraz zaman alacağını dolayısıyla geçici çözümler üretmek istediğini belirtti. Yedirtti. Yine bu oyun modları konusunda olsun, dereceli de solo duo sistemi vesaire olsun dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Hani bu oyun modu rotasyonu sisteminin sebebi de solo duo sisteminin gelmesinin sebebi de bir nevi kendilerinin söylediği gibi sıra sağlığı yani maçları çabuk bulaş bulmak. Bizim maçlara çabuk ulaşmamız. Bahsettiğim yazıda da söylemişler eğer tüm bir oyun modlarını aynı anda sunarlarsa hani bu maçları bu oyun modlarında maç bulma süreleri uzayacak. Örneğin hani şu an için bir kopya oyun modunda oyuna girmek için bir dakika bekliyorsanız tüm oyun modlarını arattığınız zaman içerisinde 5 dakikayı kadar bulacak bu süre. Hani örnek olarak veriyorum tabii ki. Dolayısıyla 2 haftalık döngülerle birlikte tüm oyun modlarını oynatmaya amaçlıyorlar. Ve yine söylediğim gibi de dereceli konusunda da çalışmalar mevcut. Siz oyun modlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi tarzda oyun modları görmek istersiniz? Özellikle de dereceli durumundan, eşleştirmelerden, yüksek rütbedeyseniz solo duo sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendi çözüm önerileriniz varsa bunları yapsalar daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa bunları da belirtirseniz harika olur. Gerçekten belirttiğiniz fikirler benim de çok fazla fikir üretmeme sebep oluyor. Dolayısıyla bundan gayet memnun oluyorum. Hani söylemeden edemeyeceğim şu an dereceliğinin gerçekten çok kötü bir noktada olduğunu düşünüyorum. Hani oyunu oynuyorum, oyunu oynamak istiyorum. Ama dereceliye girdikten sonra böyle sanki her hayatımdan birer yıl daha eksiliyormuş gibi oluyor her maçta. Kendi arkadaşlarıma bakıyorum herkes bir loose streak içerisinde konuşuyoruz kim alıyor bu galibiyetleri vesaire diye. O konuda da o tarafta da gerçekten ciddi sıkıntılar var. Yayınları vesaire izliyorsanız da hani birçok yayıncının şikayet ettiği noktalardan biri özellikle solo duo sisteminden çok fazla şikayet ediliyor. Dediğim gibi ama çalışmalar vesaire varmış. Hani videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Kısa bir video yapmak istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram ve Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.